akşamlar. Bugün 7 Kasım 2022 Pazartesi Edirne Televizyonu ana haber bülteni ile karşınızdayız. Sayın seyirciler, Edirne'de bazı esnaflar artan maliyetleri gerekçe göstererek tarifede 75 lira olan köfte ve tava ciğerin porsiyonunu tarifenin dışına çıkararak 90 liradan satmaya başlayınca gözler Edirne Ticaret ve Sanayi Odası ile Esnaf Odaları Birliği'ne çevrildi. Köfte ve tava ciğere yeni bir zam gelir mi? Edirne Ticaret ve Sanayi Odası'nın yeni başkanı Sezai Irmak, yılbaşına kadar yeni zammın söz konusu olmadığını açıkladı. Eylül ayı ile Ekim ayı arasında veya Kasım ayı arasında hiçbir girdinin fiyatı değişmedi, maliyeti değişmedi. Bizim kriterlerimize göre yılbaşına kadar herhangi bir değişiklik olma olasılığı yok. Edirne'de 150 gram köfte ve 150 gram tava ciğerin porsiyonu Mayıs ayında yapılan zamla 75 liraya yükselmişti. Kentteki bazı esnaflar artan maliyetleri gerekçe göstererek köfte ve tava ciğerin porsiyonunu 75 liralık tarifenin dışına çıkarak 90 liradan satmaya başladı. Peki önümüzdeki günlerde köfte ve tava ciğere esnafın talep ettiği zam gelir mi? Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sezai Irmak, yılbaşına kadar zam vermeyi düşünmediklerini söyledi. Irmak, komşu illerde fiyatların daha düşük olduğuna dikkat çekerek, Kırklareli'nde 200 gram köftenin 60 liradan, Tekirdağ'da ise 150 gram köftenin 50-60 liradan satıldığını belirterek, Edirne esnafının taleplerini dinleyip konuyu değerlendireceklerini söyledi. Biz kesinlikle yeni bir tarife vermedik. Yüksek fiyata satanlar kendi kafalarına göre bir fiyat belirlemişler. İlgili kurullarımda görüşüp bu konuyu değerlendireceğim ama yılbaşına kadar bir zam verilmesi söz konusu değil gibi gözüküyor. Ama yönetimde ve meclisimizde bu konuları değerlendireceğim. Ben kendi başıma ahkam kesmiş olmayayım ama benim düşüncem bu doğrultuda. Çünkü Eylül ayı ile Ekim ayı arasında veya Kasım ayı arasında hiçbir girdinin fiyatı değişmedi, maliyeti değişmedi. Cihacı arkadaşlardan randevu talep eden de olmuş. Onlar gelsin. Eğer bir değişiklik varsa, bizim bilmediğimiz bir şey olduysa konuyu yeniden değerlendiririz. Ama bizim kriterlerimize göre yılbaşına kadar herhangi bir değişiklik olma olasılığı yok. Meclis kararımız 17 Mayıs 2022 tarihinde 150 gram ciğere 75 lira olarak verilmiş. Bu arada komşu illerden fiyatlar aldırdım. Örneğin Kırklareli'nde 200 gram köfte 60 liraya satılıyor 24.08.2022'den itibaren. Oradaki meclis kararı. Tekirdağ'da 150 gram köfte 50 ila 60 lira arası. Üyelerimiz bu fiyatın da yetmediğini beyan etmişler. Konuyu değerlendireceğiz. Edirne'de Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında farkındalık yürüyüşü düzenlendi. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın da destek verdiği yürüyüşte çocuklar ellerinde turuncu balonlarla ve pankartlarla lösemiye dikkat çekti. Kasım Lösemili Çocuklar Haftası nedeniyle LÖSEV tarafından Saraçlar Caddesi'nde farkındalık yürüyüşü düzenlendi. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, LÖSEV Edirne temsilcisi Ceylan Toker ve öğrencilerin katıldığı etkinlikte lösemi hastalığına dikkat çekildi. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, LÖSEV'in çalışmalarını çok değerli bulduklarını belirtti. Çocuklarımızla umut oluyor, çare oluyor. Ailelere umut oluyor. Onların bir araya gelerek seslerini duyurmalarına yardımcı oluyor. Bu anlamda LÖSEV'in çalışmalarını çok kıymetli buluyorum ve destekliyorum. Profesör Doktor Üstünezler'in başını çektiği LÖSEV Vakfı gerçekten Türkiye'nin her yerinden nerede bir LÖSEV'li evladımız, çocuğumuz varsa ona yardım elini uzatıyor, destek oluyor. Bugün de farkındalık günü. LÖSEV'li çocuklarla ilgili toplumun daha çok bilgi sahibi olması lazım. Bilgi sahibi olmadan onlara destek olmamız mümkün değil. Toplum olarak çok küçük yaşta LÖSEV'ye yakalanmış bütün evlatlarımızın sağlığına kavuşmaları mümkün. Ama bunun için LÖSEV gibi kurumlara ihtiyacımız var. Bizim halk olarak, toplum olarak, yöneticiler olarak LÖSEV'e destek olmamız, LÖSEV'in de LÖSEV'li çocuklara destek olması sürecine
yaşatmamız, güçlü bir şekilde yaşatmamız çok önemli. Erken tanı, erken teşhis konulamadığında bazen geç kalmış oluyoruz. Bunu yakalamak gerekiyor. Bunun için de LÖSEV gibi kurumlara ihtiyacımız var. LÖSEV Edirne temsilcisi Ceylan Toker, 400 yatak kapasiteli Lösente Hastanesi'ne tam ruhsat istediklerini belirterek, Lösente Hastanesi'nde şu an lösemi tedavisi %94 başarıya ulaşmış durumda dedi. 28 Kasım Lösemi Çocuklar Haftası'nı kutluyoruz. Çocuklarımızla, okullarımızla, ailelerimizle. LÖSEV demek çocuklara eşit eğitim ve sağlık hizmeti demektir. LÖSEV demek çocuklara yarın için aydınlık günler demektir. Belediye bandosu eşliğinde Atatürk Anıtı önünden başlayan yürüyüş, Saraçlar Caddesi Zindenaltı mevkiinde tamamlandı. Yürüyüş kortejini Ticaret Borsası İlkokulu Mehteran takımı karşıladı. Korteje katılanlar Mehteran takımının gösterisini izledi. Edirne Belediyesi daha önce kardeş belediye oldukları Prizren Belediyesi ile ortak çalışma yöntemlerini belirleyen işbirliği anlaşmasını imzaladı. Belediye Başkanı Recep Gürkan, Prizren'le her alanda var olan ilişkileri daha da güçlendireceklerini söyledi. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Prizren Belediye Başkanı Sakir Totaş, Belediye Başkanı Yardımcıları Kuştim Gaşi, Levent Boş ve Nehat Elşani ile Belediye Meclis Salonu'nda bir araya geldi. Kosova Cumhuriyeti Prizren Belediyesi ile daha önce imzaladıkları anlaşmayla kardeş şehir olduklarına dikkat çeken Başkan Gürkan, şimdi de iki belediye arasında ortak çalışma yöntemlerini belirleyen işbirliği anlaşması imzalayacaklarını söyledi. Bugün Kosova Cumhuriyeti Prizren Belediyesi ile kardeş şehir anlaşmamızı daha önce imzalamıştık. Her iki şehri Edirne ile Prizren kardeş şehir olmuştu. Bugün de kardeş şehir ilişkilerini nasıl yürüteceğimizi, neler yapacağımızı birlikte düzenleyen işbirliği protokolümüzü imzalıyoruz. Prizren bizim hem gönül bağımızın, hem inanç bağımızın, hem de soydaşlarımızın, kimlik bağımızın, kültürel bağımızın olduğu çok değerli bir kent. Edirne'de çok ortak özellikleri var, çok ortak yönleri var. O anlamda Prizren'le kardeş belediye olmamız ve birlikte yürüteceğimiz faaliyetler, programlar Edirne için de çok değerli. Tekrar her iki şehre de hem Edirne'ye hem Prizren'e hayırlı olmasını diliyorum. Prizren Belediye Başkanı Sakir Totaj da Edirne ile kültürel, ekonomi ve turizm gibi birçok alanda işbirliği içinde çalışacak olmaktan mutluluk duyduklarını belirtti. Totaj, Kosova ile Türkiye'nin geçmişten bu yana köklü bir kültürel bağ var. Bu anlamda Prizren ve Edirne arasındaki işbirliğini geliştirerek güçlendireceğiz dedi. Prizren Belediye Başkanı Sakir Totaj ve Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan daha sonra her iki kent adına işbirliği anlaşmasını imzaladı. Ardından Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Prizren Belediye Başkanı Sakir Totaj ve Belediye Başkan Yardımcılarına tarihi belediye binası ile Atatürk Odası'nı gezdirerek Edirne'nin tarihi hakkında bilgiler verdi. Ne yapıyorsun falan? Ben de diyorum ki yani Atatürk'ün dört gece kaldığı bir binada göremiyorum. Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Edirne Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyı makamında ziyaret etti. Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Edirne Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyı ziyaret etti. Ziyarette Emniyet Genel Müdürü Aktaş'ın valilik şeref defterini imzalamasının ardından valilik makamında görüşme gerçekleştirilerek çeşitli konularda istişarelerde bulunuldu. Vali Kırbıyık, Emniyet Genel Müdürü Aktaş'ı payitaht Edirne'de ağırlamaktan onur duyduğunu ifade ederek nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. Makam ziyaretinin ardından Emniyet Genel Müdürü Aktaş, Vali Kırbıyık'la birlikte İl Emniyet Müdürü Mustafa Alçalar ve birim amirlerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıya iştirak etti.
Edirne'nin Lalapaşa ilçesine bağlı Süleyman Danışment köyünün kahvehanesini işleten 4 çocuk annesi kadın çalışkanlığıyla takdir topluyor. Bence korkmasınlar ve erkekler de eşlerine destekçi olsun. Benim eşim gibi ben eşimden çok destek gördüm. Hani sen bunu yapamazsın demesinler eşlerine. Türk kadının yapamayacağı iş olmaz, olmamalı da. Tarım ve hayvancılığın hakim olduğu Edirne'nin Lalapaşa ilçesine bağlı 230 nüfuslu Süleyman Danışment köyünde 3 yıl önce kiraladığı kahvehaneyi işleten 4 çocuk annesi Nermin Akarsu, ilk zamanlarda köy halkının kendisini yadırgadığını ancak zamanla alıştıklarını anlattı. Ben demiştim hani ben alsam yapabilir miyim diye. Dedi yaparsın dedi, yapmayacak bir şey var mı dedi. Evet, kahvenin o gece müzaderesi olmuştu ve ihaleye kimse çıkmadığı için eve geldiğinde dedi bana, Nermin dedi kahve dedi üstüne kaldı. Hani çok stresli bir iş, yadırgayan olmaz olur mu? Olur. Daha hala yadırgayan var mı? Var. Tabii ki de var. Ama en büyük destekçim eşim oldu. Eşime sizin adınıza çok teşekkür ediyorum bana destek olduğu için. Hani o izin vermeseydi ben bu işi yapamazdım. Tabii çoğu insandan takdir gördün mü? Gördüm. Hor gören oldu mu? Hor gören de oldu tabii ki de. Her sabah saat 5.30'da kalktığını ve 6'da kahvehaneyi açtığını ifade eden Nermin Akarsu, kahvehane işletmenin yorucu olduğunu ancak severek yaptığı için çok yorulmadığını belirterek kadından kahvehaneci olmaz algısını kısa sürede kırdığını vurguladı. Akarsu, daha önceden beni çok yadırgadılar ancak şu an yadırgayanlar pişman oldu dedi. Ne gibi değişiklik oldu mesela? Erkekler daha disiplinli oldu. Mesela bazı şeylerde oturmasını, kalkmasını, konuşmasını bilen, daha kendini bilen insan mesela. Gelen müşterim, köyümün insanı diyor, kahveci burada, bayan. Şaşıran oluyor ama şaşıran oluyor tabii ki de. Ama takdirde görüyorum hani çok giderken teşekkür ediyorlar. Kadın hiçbir şeyden çekinmemeli. Kadının yapamayacağı iş olmaz, olmamalı da bence. Ben başardım, herkes başarabilir. Ben bu işi önceden yapmış biri değildim. Ama başardım. Bence korkmasınlar. Ve erkekler de eşlerine destekçi olsun. Benim eşim gibi. Ben eşimden çok destek gördüm. Hani sen bunu yapamazsın demesinler eşlerine. Türk kadının yapamayacağı iş olmaz, olmamalı da. AK Parti MKYK üyesi, Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı Edirne Milletvekili Fatma Aksal, kadınların hayatın her alanında karşılaştığı ayrımcı uygulamaları sonlandırmak amacıyla reform niteliğinde değişiklikler yaptıklarını açıkladı. Türkiye'de toplumun tüm kesimlerine yaptıkları desteklerle refah düzeyini yükseltmeye çalıştıklarını belirten Aksal, Türkiye'de bugün 50 kalem halinde verdiğimiz evde bakım desteği, sosyal ekonomik destek, engelli maaşı gibi yardımların hiçbiri AK Parti iktidarı öncesinde yoktu dedi. AK Parti MKYK üyesi Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan Bütçe Komisyonu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bütçe görüşmeleri esnasında yaptığı konuşmada, kadının statüsünü güçlendirmek ve hayatın her alanında karşılaştığı ayrımcı uygulamaları sonlandırmak amacıyla reform niteliğinde değişiklikler yaptıklarını aktardı. Kadının güçlenmesi strateji belgesi ve eylem planını uygulamaya devam ettiklerini kaydeden Aksal, kadına yönelik şiddetle mücadelede ulusal politika çerçevemizi belirleyen yol haritası niteliğindeki kadına yönelik şiddetle mücadele 4. Ulusal Eylem Planı'nı tüm tarafların katkılarıyla hazırlayarak 1 Temmuz 2021 tarihinde uygulamaya başladık. Kadına şiddete karşı sıfır tolerans ilkesiyle yürüttüğümüz çalışmalarımızı kadın destek uygulaması ve elektronik kelepçe uygulaması gibi etkin ve yenilikçi mücadeleler yöntemiyle güçlendirdik. Şiddet mağduru ve şiddet uygulayanın elektronik sistem üzerinden anlık olarak izlenmesi suretiyle ile yüksek riskli vakalarda etkili koruma ve müdahale sağlayan elektronik kelepçe uygulamasını 25 Ocak 2021 tarihi itibariyle ülke genelinde yaygınlaştırdık. 6.284 sayılı kanun kapsamında hizmet sunan ilgili kamu kurum ve kuruluşları arasında veri entegrasyon çalışmalarımızı tamamlayarak mağdura ulaşma süresini kısaltıp hızla müdahale ve etkin koruma sağladık dedi. 2002 yılında 1.3 milyar TL olan sosyal yardım harcamalarının 2021 yılında tüm kamu kurum 97,8 milyar TL'ye çıkartıldığını belirten Aksal, büyüyen ve gelişen Türkiye'de toplumumuzun tüm kesimlerine desteklerimizi arttırıyoruz, yok saymıyoruz ve tüm gücümüzle refah düzeyini yükseltmeye çalışıyoruz. Türkiye'de bugün 50 kalem halinde verdiğimiz evde bakım desteği, sosyal ekonomik destek, engelli maaşı gibi yardımların hiçbiri AK Parti iktidarı öncesi yoktu. Siz yoksulunuzu, engellinizi, yaşınızı yok sayıyorsunuz diye o insanlar yok olmuyor. Biz büyüyen, gelişen,
gelişen Türkiye'nin refahını sosyal yardımlarla toplumun tüm kesimleriyle paylaşıyoruz ifadelerini kullandı. Edirne'nin Keşan ilçesinde bir apartmandaki iki yağ tenekesini çalmaya çalışan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. Edirne'nin Keşan ilçesi Aşağı Zaferiye mahallesinde bir apartmana giren şahıs binanın çatısına çıktı. Durumdan şüphelenen apartman sakinleri şahsın hırsızlık için apartmana girdiğini belirterek ihbarda bulundu. Bölgeye gelen ekipler çatı katına çıktıklarında daha önceden de benzer hırsızlık faaliyetlerinde bulunan BA'yı suçüstü yakaladı. Çatı katında saklanan 18 litrelik iki yağ tenekesinin olması gereken yerden bir alt kata taşınmış olduğunun tespit edilmesi üzerine BA savcı talimatıyla gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen BA tutuklanarak cezaevine sevk edildi. Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde otluk, çalılık ve anıs tarlasının bulunduğu yaklaşık 700 dönüm alan alev alev yandı. Tekirdağ'ın Ergene ilçesi Misinli mahallesi kırsalında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine Avrupa Serbest Bölgesi, Çorlu, Süleymanpaşa ve Muratlı'dan çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Otluk, çalılık ve anıs tarlaları alev alev yanarken itfaiye ekipleri de yangına dört bir yandan müdahale etti. Yangın itfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonrası gece saatlerinde tamamen söndürüldü. Yangın sonrası otluk, çalılık ve anıs tarlasının bulunduğu yaklaşık 700 dönüm alan kül oldu. Öte yandan Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Arama Kurtarma ve Müdahale Şube Müdürü Erdinç Coşkun da olay yerine gelerek ekiplerin çalışmalarına destek oldu. Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, ETV ekranlarında Gündem Özel programının canlı yayın konuğu olacak. Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, ETV ekranlarında Gündem Özel'in canlı yayın konu oluyor. ETV Haber Müdürü Seyide Esen'le gazeteci Mehmet Şenol'un sorularını yanıtlayacak olan Helvacıoğlu, görev süresi içinde yaptığı çalışmaları anlatacak. Gündem Özel, 9 Kasım 2022 Çarşamba akşamı saat 21'de Edirne Televizyonu'nda. Edirne Belediyesi Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim Kreş ve Gündüz Bakım Evi'nin minik öğrencileri Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü atamızın sevdiği şarkılarla andı. Edirne Belediyesi Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim Kreş ve Gündüz Bakım Evi'nin minik öğrencileri 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası'nda Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü daha yakından tanımaya devam ediyor. Bu kapsamda Edirne Belediye Bandosu, Edirne Belediyesi Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim Kreş ve Gündüz Bakım Evi'nin minik öğrencilerine Atatürk'ün sevdiği şarkılardan oluşan repertuarıyla minik bir dinleti sundu. Kreş öğrencileri şarkılara ritim tutarak eşlik etti. Ebediyete intikal edişinin 84. yıl dönümünde Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı, minnet ve özlemle andıklarını belirten Edirne Belediyesi Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim Kreş ve Gündüz Bakım Evi yetkilileri 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası kapsamında kreşte çeşitli etkinlikler düzenleyeceklerini belirterek geleceğimizin teminatı çocuklarımıza atamızı anlatmaya, onların Atatürk'ün ilke ve devrimleri ışığında yetişmesi için çaba sarf etmeye devam edeceğiz dediler. Tekirdağ Çorlu ilçesinde ambulansla hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında iki sağlık personeli yaralandı. Tekirdağ Çorlu ilçesi Zafer Mahallesi Yeni Sanayi Sitesi girişi Şimşir Sokak'taki kavşakta kaza meydana geldi. Cemaliye Mahallesi'nden aldığı hastayı Çorlu Devlet Hastanesi'ne sevk eden BK idaresindeki ambulansla YB yönetimindeki hafif ticari araç çarpıştı. Kaza sonrası ambulansta bulunan iki sağlık görevlisi yaralandı. Yaralı sağlık görevlileri olay yerine gelen başka bir ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sağlık görevlilerinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Edirne Ticaret Borsası'nda günlük salon satışlarına göre fiyat listesi şöyle. Buğday yarı sert en düşük 6 lira 61 kuruş, en yüksek 7 lira 05 kuruş, ortalama 6 lira 96 kuruştan işlem gördü. Ayçiçeği yağlık en düşük 11 lira 50 kuruş, en yüksek 13 lira 70 kuruş, ortalama 12 lira 89 kuruştan işlem gördü. Edirne Ticaret Hayvan Borsası'nda günlük salon satışlarına göre fiyat listesi şöyle. Dana en düşük 44 lira, en yüksek 66 lira 10 kuruş, ortalama 60 lira 07 kuruş. Düve en düşük 41 lira 30 kuruş, en yüksek 58 lira 10 kuruş, ortalama 52 lira 21 kuruş. İnek en düşük 37 lira 60 kuruş, en yüksek 54 lira, ortalama 45 lira 44 kuruş. Koyun en düşük 24 lira 50 kuruş, en yüksek 42 lira, ortalama 35 lira 55 kuruş. Süt kuzusu ortalama 40 liradan işlem gördü. Güneş Optik hava durumunu sunar. Edirne'de yarın hava parçalı bulutlu olacak. Hava sıcaklığının en düşük 7, en yüksek 20 derece olması bekleniyor. Güneş Optik hava durumunu sundu. Edirne'de bu gece nöbetçi eczaneler şöyle. 1. Murat Mahallesi Güngör Mazlum Caddesi Zübeyde Hanım sitesindeki Gülden Eczanesi, Talatpaşa Mahallesi Uzun Kaldırım Caddesi'ndeki Sözer Eczanesi. Serbest piyasada dolar 18 lira 60 kuruştan, euro 18 lira 57 kuruştan alıcısına ulaştı. Altın 1003 lira 63 kuruştan sahibini buldu. Borsa İstanbul 4326 puandan işlem gördü. Haberlerimiz burada sona erdi. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarım adına iyi akşamlar diliyorum.